Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce mozaik pasta yapmıştım, onun mukbangini çekiyordum. Belli bir donma süresi olduğu için şimdi onu buzdolabına kaldırdım. Böyle bir de şu an karantina sürecindeyim, sürekli evde oturuyorum, çıkmıyorum falan. O yüzden dedim hazırlanmışım falan, böyle makyajlı boş boş otururken dedim bir video daha çekeyim. Çekmeyeceğimde de bu vardı, ne zamandır çekmeyi düşünüyordum. O yüzden dedim hazırken ve onun bekleme sürecindeyken hemen bunu da çekeyim. Kento'nun muzlu manolya pudingi. Bunun bir de bir şeylisi daha vardı, kakaolusu muydu? Ha, çileklisi galiba, ama şöyle bir şey var. Hatta pudingin içinde var mı bilmiyorum. Yani şu şekilde nasıl anlatayım bilemedim şu an. Yani muzu deyince bardağa muz ekliyoruz, çilek deyince çilek ekliyoruz ya. Hani sadece bundan dolayı mı 2 ayrı pakette satılıyor, yoksa o krema tozun içinde falan da bu muzundan, çileğinden falan var mı? Onu bilemedim şu an. Neyse, ben bunu bir artık açayım ve başlayayım. Önce çok kısa yapılış sürecini göstereceğim, sonra doya doya yiyeceğiz. Bugün hem bunu yiyeceğim hem mozaik pastayı yiyeceğim. Gerçekten benim için çok güzel bir karantina geçiyor. Hep yapmak istediğim şey aslında, evden hiç çıkmadan sürekli yemek yiyip bir şeyler içmek falan, böyle boş boş takılmak, ama tabii ki olanlara çok fazla üzülüyoruz, o çok ayrı bir mesele. Umarım bir an önce bu yaşadığımız süreç çok çabuk bir şekilde biter. En büyük temennimiz o. Videoya devam ediyorum. Şimdi açtım. İçinden 3 tane bu şekilde paket çıktı. Bu krema karışımı. Bu bisküvi tozu. Bununla şu an hiçbir işimiz yok. En son bardağa koyarken kullanacağım. İnşallah yeterli miktarda koymuşlardır. Marka vermeyeceğim. Daha önce başka denediğim bir şeyde bisküvisini çok az koymuşlardı. Hiç hoşlanmamışım bu durumdan. Bu da... Evet, biraz önce dediğim şeyi öğrenmiş oldum. Muzlu pudingmiş. Öyle yazıyor. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım hemen. Ben biliyorum gerçi de. Şöyle çok kısa size bahsedeyim. Şimdi bunların haricinde ekstra sadece süt eklemeniz gerekiyor. Başka bir şey eklemiyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. Şimdi hazırlanışına bakayım. Puding poşetinin tamamını, yani bunu 2,5 su bardağı süte karıştırarak ilave ediyorum. Orta sıcaklıkta ocak kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynayınca 2-3 dakika kadar pişiriyorum. Oda sıcaklığına gelince kadar soğutup daha sonra çırpma kabına alıp buzdolabında en az 2 saat üzeri kapalı bir şekilde bekletiyor muyum? Bundan bekleteceğim. Bunu bekletirken ne yapacağım? Hayır ya. Neyse, ben bekletmeden yaparım. Buzdolabından aldığınız pudingine krema karışımını ilave edip elektrikli mikserle 20-30 saniye düşük hızda çırpın. Ondan sonra da kalan hazırlama kısmı, işte katman katman tek tek döküyoruz. Ama bu muzlu pudingi gerçekten 2 saat bekletecek miyiz? Ben daha önce magnolia yapmıştım. Onu da böyle bir bekletme süreci yapmamıştım. Bence soğuduktan sonra yapalım. Çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. O zaman şimdi mutfağa gidiyorum. O kısmı da göstereceğim. Bunu koyacağım tencereye. İçine süt ekleyeceğim. Karıştıracağım. Ondan sonra dolaba koyayım. Bir 10-15 dakika bekleteyim. Sonra kalan kısmını da ekleyeyim. Bakalım nasıl olacak. O zaman mutfağa gidelim. Evet, şimdi 2,5 su bardağı sütü tencereye döktüm. Şimdi bu muzlu karışımını döküyorum. Evet, şöyle. Daha sonra da bunu bu şekilde pişene kadar, kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi de soğuması için başka bir kabın içerisine alıyoruz. Son olarak da krema karışımını bu şekilde döküyoruz ve daha sonra mikserle çırpıyoruz. Şimdi de üzerini kapatıp buzdolabına koyup biraz dinlendiriyoruz. Evet, bütün hazırlık sürecini tamamladık. O zaman şimdi artık bardaklarımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi ilk olarak normalde bunun 4 kişilik bir ürün olduğunu, 4 bardak çıktığını söylüyorlar, ama ben 2 tane çıkacağını eminim. Gerçi benimkiler biraz büyük, ama küçük de kullansanız ürün genelde 2 kişilik çıkıyor. Öyle aldım, ama bakalım sonradan daha fazla çıkarsa utanırsam bilemem. Şimdi ilk kat olarak bu puding kısmından başka bir şey kaşık getirseydim keşke, neyse daha sonra alırım.
Bu biraz küçük kaçacak. Ben bir tane kaşık alayım. Evet, şimdi daha büyük bir kaşık aldım. Şimdi alt katmanını bu şekilde pudinginden koyuyoruz. Bir kaşık daha koyayım. Şöyle iyi bence. Ay, siz göremiyorsunuz ki, kamerada çıkmıyor. Şu şekilde bu kadar koydum. Şöyle koysam gözükür mü? Burada biraz düzelteyim. Kendimden biraz kırpmış oldum ama olsun, şöyle düzgün gözüksün. Biraz bu şekilde koyduktan sonra bu bisküvi tozundan bu şekilde döküyoruz. Bakalım şöyle. Şöyle biraz daha fazla dökeyim ya, bisküvisi güzel oluyor. Zaten buna en çok yakışan şey bisküvi kısmı. O yüzden bisküvisini biraz fazla koymalılar. Ya da evde bisküviniz varsa 2 dakika dondurdan çekip bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, biraz bisküvisinden koydum şu şekilde. Desenlerden dolayı gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şimdi bir kat daha pudinginden koyuyoruz. Bir an önce bitse de yemeye başlasam. Bu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde düzeltelim. Bu arada normalde bu katmanların arasında bir de muz, çilek gibi ya da farklı istediğiniz meyveler gibi ürünler de koyabilirsiniz. Fakat ben zaten yeterince tatlı olduğunu düşünüyorum bunun. O yüzden ekstra bir şey eklemek istemedim. Şimdi biraz daha koyacağım. Bisküvisini, bu katmanı biraz daha çok koyayım şöyle. Çünkü en çok yakışan kısım bisküvisi. Şu şekilde koyayım. Tamamdır. Benim için bu şekilde ideal. Bunun gibi aynı şekilde bu malzemelerden bir tane daha hazırlayabiliriz. Dediğim gibi bu şekilde bir kaptan iki tane çıkacak tam olarak. Diğerini de hemen hazırlayayım. Ondan sonra yemeye başlayalım. Evet, ikincisini de bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde iki tane çıktı. Görünüşte çok güzel. Bir de muz falan, çilek, muz koymuş olsaydım, birkaç meyve koymuş olsaydım görünüşte çok daha güzel olacaktı. İsterseniz eklersiniz tabii ki ama ben bu şekilde yiyeceğim. Evet, şimdi yemeye başlayalım. Bunu yiyeceğim. Bu arada ben bunu şu kamerayı düzelteyim artık. Biraz yaklaştırabilirim. Tamam, güzel. Bu arada ben bunu Migros'tan aldım ama ne kadar aldığımı gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü dediğim gibi çok yakın zamanda almadım. Biraz geçti üzerinden, o yüzden hatırlamıyorum. Normalde söylüyorum ne kadar aldığımı ama. Bakarım internetten. Yorumlarda yazarsanız da hemen cevap veririm. Yorum yazan herkese cevap veriyorum bu arada. Ayrıca yazarsanız da çok mutlu olurum. Hemen bir tadına bakalım. Bayağı dolu dolu bir kaşık alıyorum. Gerçekten beğendim. Sadece puding kısmı biraz daha şekersiz olabilirdi. Biraz fazla şekerli geldi. Bisküviyle birlikte çok dengeliyor evet ama yine de ben normalde çok tatlı severim ama bilmiyorum, böyle hazır ürünler aldığımda genelde şekerle ilgili problem yaşıyorum. Normalde hani şerbetli tatlılara özellikle bayılırım ama böyle hazır ürünlerde sanki şeker oranı biraz abartılıyor gibi geliyor. Bilmiyorum bunu nasıl başarıyorlarsa. Bisküvisiyle yendiğinde harika. Ama tek başına yiyemem. Açıkça söyleyeyim yani. Sadece puding kısmını yersem bayar beni. Ama bisküvisiyle harika oldu. Bu arada şey isteyecektim. Bana Netflix'te izleyeceğim dizi önerirseniz çok sevinirim. En son neyi izledim? Şimdi isimlerini söylerken zorlanıyorum. Unorthodox diye okunuyor galiba. En son onu izledim. Sonra La Casa de Papel'in 4. sezonu çıkmıştı. Onu izledim birkaç gün önce. Elite dizisine bayıldım gerçekten. Onu çok sevdim. Bir de You. Onu gerçekten çok sevdim. Favorim zaten şu an kadar You. Bunlar dışında falan bir şeyler önerirseniz çok sevinirim. İzlemek istiyorum bu ara. O kadar çok boş zamanım var ki sabah akşam dizi ve film izlemeye başladım.
kanka. Allah'ım bayıldım ben buna. Mükemmel bir şeysin. Öyle işte bana yani bir tane dizi önerirseniz. Arkadaşım en son şey söylemişti. Vis-a-vis. Onu izle demişti. Ona da başlamayı düşünüyorum. Tam araştırmadım şeyini falan ama konusuna falan bakmadım ama. O bana onu izlememi tavsiye etmişti. Biriniz yorumlarda bir şey yazana kadar büyük ihtimal ona başlarım ve bitiririm diye düşünüyorum. Aslında onun dışında bir tane daha listeme aldığım dizi vardı ama yine de böyle önerilerle izlemeyi daha çok seviyorum. Başkalarının beğendiği ve tavsiye ettiği şeyler olduğu zaman beğenme olasılığı artıyor yani. Harikasın. Yalnız bir şey diyeceğim. Dolapta şu an mozaik pastam donuyor. Ne zaman diyeyim? Birkaç saat sonra onu çekerim. Bir de onu yerim. Bugün bayağı tatlı dolu bir gün oldu. Ve bugün benim diyetimin birinci günü. Ama tabii ki de bu diyeti bozmuyor. Nasıl bozsun ki? Mümkün değil. Böyle masum bir şey. Diyet bozabilir mi? Mozaik pasta da bozmaz. Bir şey yok ki. Harika. İnşallah dayanım bir ikinci bardağı da yemem. Bir de şey önerisi istiyorum. Başka mukbang çekerken ne yiyeyim? Aklımda şey var böyle kremalı mantarlı tavuklu böyle güzel bir makarna yapıp onu yiyeyim diyorum. Bu arada şeylerden bahsetmek istiyorum işte. Öğrenci evinde kalmaktan bahsedebilirim ya da yurtta yaşamaktan bahsedebilirim. Ya da farklı bir şehirde öğrenci olmaktan falan bahsedebilirim. Şu an 9 Eylül'de okuyorum. Uzaktan eğitimdeyiz gerçi şu an okul yok ama bunlarla ilgili şeylerden bahsetmek istiyorum. Neyse artık burada bitirelim. Yiyeceğim kadarını yedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzeldi böyle yemek yiyerek konuşmak. En sevdiğim şeylerden biri zaten. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Lütfen diğer videolarımı da izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.